Federasyon seçimleri tam gaz gidiyor. Kano Federasyonu'ndayız. Alper Başkan tekrar seçildi. Zaten tek adaydınız. Evet. Camia başkasını düşünmemiş bile. Tek aday olarak tabii başta devam ediyorsunuz. Evet, başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, bakanlık teşkilatımıza, genel kurulumuza, delegelerimize çok teşekkür ediyoruz. Yeniden bir teveccüh gösterdiler, bizi seçtiler. Biz de onlardan aldığımız etkiyle inşallah 2024, 28, 32 olimpiyatlar için altyapıları oluşturacağız. Gerekli tesisleşme hamlesinin adımlarını attık. Bundan sonra inşallah Kano'yu iyi bir gelecek bekliyor diyebiliriz. Şimdi Kano birçok sorunu da yanında taşıyan bir federasyon. Malzeme ihtiyacı var, yer ihtiyacı var, sporcuların tanıma ihtiyacı var. Evet. Kolay da değil şimdi olimpiyatlar diyorsunuz başkanım ama olimpiyatlara giden yolda neler bekliyor bizi? Tabii malzeme anlamında yerli ve millileşme hamlelerimiz var. Yerli ve milli ergometremizi ürettik, küreğimizi ürettik. Tekneyi henüz o imalat aşamasında, tekne yapamadık ama malzeme anlamında bizim sporcularımızın hiçbir eksiği yok. Çünkü çok ciddi anlamda, 4 yıl boyunca çok ciddi anlamda malzeme desteği sağladık. Artık bundan sonrası iyi, kaliteli antrenörle, iyi antrenman planlamasıyla sporcularımızı hak ettiğimiz olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Şimdi olimpiyatlar önümüzde 3 sene sonra bir olimpiyatlar var. 2 sene diyelim. 2 sene mi diyelim? 2 sene sonra bir olimpiyatlar var. Sporcu gönderebilecek miyiz? Gönderirsek başarılı olma durumumuz ne? Şimdi Avrupa'da, dünyada pozisyonumuz nasıl? Şöyle, bu sene Avrupa'da dünya sıralamasında 8. sırada sporcumuz. Bir diğer bayan sporcumuz da 12. sırada. Yani dünya sıralamasında ilk 20'nin içerisinde sporcularımız. Ama tabii olimpik disiplin, özellikle durgun su için söylüyorum, biraz daha farklı. Bu sene önümüzdeki dönemde biraz işimiz daha zor diye görüyoruz. Çünkü kadınlarda ve erkeklerde biraz da mix, hani erkek kadın erkek hegemonyası olmasın, ortak eşit olması hasebiyle bazı bizim güçlü olduğumuz branşlardaki işte K1-500'deki disiplin kaldırılıyor. Dolayısıyla 200 metre olacak kadınlarda. Bu da bizim için biraz dezavantaj ama sporcularımız inşallah gerekli çalışmayla, şimdi yeniden yabancı bir antrenörle görüşeceğiz. Belaruslu bir antrenörle görüşeceğiz. Onlar da olimpiyatlarda, Avrupa Dünya Şampiyonası'nda çok başarılı sonuçlar alan bir antrenör. İnşallah o antrenörümüzün gelmesiyle altyapıdaki sporcularımızın da çok ciddi bir potansiyel var çocuklarda, gençlerde. İnşallah hak ettiğimiz olimpiyatlara gideceğiz. Valla artık olimpiyatlarda şimdi kickbokstan geliyoruz. Orası da olimpik branş olmak üzere. Orası da madalya bekliyor. Bir dahaki olimpiyatlarda biz bir madalya bekliyoruz. Biz 2028-2032 için madalya umudumuz. İnşallah başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.